Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu <Sessizlik> ala Resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sevgili kardeşler bu hizmet dusturlarından ki son hulasası olan vecizelerinden devam ediyoruz. Bugün çok istifade edeceğinizi umuyor. Sebebini söyleyeyim. Bir mukademe yapmak istiyorum. Yani niye okuyoruz? Aldın cevap, aldın aldın. Niye, niçin ve nasılını bilmiyorsan bilgi yığınağı olur. Bir daha ekseri kardeşlerin, Risale-i Nur talebelerinin psikolojik olsun veya felsefi sorular yani kafasını karıştıracak soruların olmasının sebebi o aldığı malumatları tasnif edememesinden kaynaklanıyor. Buna usta dikkat diyor. Dikkat latifesidir, latifeedir. Mehir'dir. Yani bir evlenirken mehir har vererek haram helal oluyorsa dikkat latifesi de böyledir. Bilgi yığına her daim çözüm değildir. Bilgi yığına bazen hele bu asırda ekseri sıkıntının sebebi olmuş. Niçin ve nedenini soramadığımız için aldığımız şeylere. Bu, bunu niye okuyoruz diye kendime sordum. Size de istifade edeceğiniz şöyle 5-6 tane satır cümlelerim var. Yani bu niye okuyoruz? Niyesi yoksa inanın bilgi yığına olur altında ezilir. Yani bilmeyen yok ama niçin olmadığı için aleminde neden nedeni de çıkmıyor. Niçin soramazsan nedenin de yok. Şöyle başlık attım. Ben bunu niye okuyorum? Dedim yazdım 5-6 tane satır hatırıma geleni paylaşıyorum. Onun için bugün fazla istifade edeceğinize inanıyor. Hayatın kalitesini sorabildiğin soruların içindedir. Unutma. Hayatın kalitesi kaliteli bir hayat. Hayata sorulabilen soruların içerisindedir. Ki Risale-i Nur'da çok mühim bir mefki tutuyor. Yeni gelecek ama acele edeyim. Hayatın kalitesini yükseltmek için usta şu dört soruyu sor diyor. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Neciyim? Vazifem nedir? Burası neresi? Sorulara verebilecek verilen cevaplar senin kaliteni yükseltiyor. Bu soruyu sorabilirsen insan kul olur. Soramasa leylim leylim bir insan olur. Soru sormuyor ki hayatına. Soru soramıyor. Hadis-i şerifte de el suali nisvil ilm. Sual sorabilmek ilmin yarısıdır zaten. Tamam. Mı? Peki yarısı ben de yarısını da sana sorarak ver o yarısını demektir. Hayatın kalitesini hayatımıza sorduğumuz soruların içerisindedir. Dimağımızın nasıl çalıştığını bildiğimizi neyle biliyoruz? Kafa neyle çalışıyor? Bilmiyoruz ki. Niye çocuklar, yeni doğan çocuklar büyürken çok soru sorar? Çünkü hayatını kuruyor. O çocuk o hayatını kurmak için fıtri yani o soruyu soruyor. Devamlı anne bu ne? Baba bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hayatını kurmak için soru soruyor. Hayat kuruyor. Yeni bir hayat kuruyor. Dima nasıl çalışıyor? Sorularla çalışıyor kardeş. Dimağınıza ne sorarsanız hayatınızın kalitesini değiştirecek onu verdiği cevaptır. Hayat da öyledir diyor Gazali'den aldım. Hayata sorduğunuz soruların cevaplarının yankılandığı bir yerdir dünya için diyor. Dünya nedir herkese göre? Soru sorana göredir. Dima nasıl çalışıyor? Bilmiyor. Bilmediğini nasıl bileceksin? Soru sorarak. Nasıl çalışıyor? Biz nasıl düşünüyoruz? Olaylar olduğu zaman ailevi sorun olduğu, psikolojik olduğu, hizmetle alakalı olduğu çözümleri nasıl yapacağız? Nasıl düşünüyoruz? Düşünce ee, ...şeklimizi bilmek lazım. Mesela hoca demişti bana... ...profesör üniversitede... ...üniversitede gaye diyor... ...talebelerin yani insanların... ...doğruya nerede nasıl ulaşacağını... ...ulaşabileceğinin... ...sorularının sorulabileceğini ...öğretildiği yerdir der, dedi. Çok ilginç. Yani üniversite sonuç vermiyor. Ürettiğin soruların... ...hayatın getirmiş olduğu yüklere karşı... ...ürettiğin soruların cevabının nerede nasıl bulunabileceğinin sorulabilme yeteneği kabiliyetinin kazanıldığı bir yer sonuç değildir süreçtir üniversite biz nasıl düşünüyoruz düşünce düşünce ne düşünüyor yani neyi esas aldı ustat bak soruyor sözlerde ben kimim nereden geliyor soru değil mi nereye gidiyor burası neresi ya niye hep gelenler gidiyor ustat diyor ya 24. mektubun şeyi ya 16. sözün başı hep soru. Soru aynı zamanda cevaptır diyor. A işte 16. söz Allah nedir? Gidin oraya okuyun. Başındaki soru. 16. sözün başındaki soru Allah nasıl bir şeydir? Sorunun cevabıdır. Çünkü istifami sual diyor. Mesela işaret edeceğiz de şöyle bir şey var. Soru iki çeşittir diyor. Bir istifam bilmediğini sorarsın. İkincisi istifam açıkıyor. O soru sormanın içerisinde verilen cevaptır. Örnek vereyim soruyor. Bu kainatı Allah mı yarattı? Bana soruyorlar. Ben de diyorum ki değil mi? Bak soru ama cevap. Sonra düşüncelerimize sorularımız yön verir. Hayat akıyor. Hayat ister şuurlu olsun ister olmasın. Hayat akıp gidiyor. Ben sorular sorarak o hayata yön veriyorum. Dereye. Düşünceni düşünürsen farkındalığın ortaya çıkar. Düşünceni düşünürsen farkındalığın ortaya çıkar. Farkındalık hayatın kalitesi. O düşünceni düşünürsen herkes düşünür. Hayvan da düşünüyor. Orada köpek duruyordu. O da düşünüyor. Tilki de düşünüyor. Kafir de düşünüyor ama Müslüman tefekkür eder. Düşünceni düşünürsen hayatın farkındalığı ortaya çıkar. Sual sormak yarısının cevabı bende var. Kalan diğer yarıyı bana ver demektir. Misal ben kimim? nereden geldim, nereye gidiyorum, necim veya içimdeki hain kim? İçimdeki hain kim? İçimdeki düşman kim? Bendeki ben kimdir gibi sualler. Ne istiyorsan o, cins, o cinsten soru sor. Mesela toplama mı yapıyorsun misalede? Mesela diyelim ki istina veya sadakat. Sadakat başlat. Sor, iki, araştırmadan önce sorular sor o sorular kalıptır. Cevapları göreceksin. Sorabildiğin kadar Risale-i Nur'da cevap vardır. Soramadığın hiçbir şey senin cevabın değil. Ne istiyorsan o cisten soru sor veya sorduğun cinstendir ne istediğin. O zaman hayatını değiştirmek istiyorsan samimi sorularını doğru yere doğru soru sor. Bunu en iyi çocuklar yapar. Yani hayatlarını devamlı soru sorarak kurarlar dünyalarını. Neyi nereden niçin yaptığım gibi soruları hayatıma sorabildiğim için hayatım çoğu insanlardan farklı verilmiş. Ben kendime demişim ki ne, ne, neden ve niçin yaptığım gibi soruları hayatıma soruyorum ben. Yani oturduk şimdi bu dersi tıkır 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 okuyacak tamam. Tam da ne, ne okuyorum? Ne yapmaya çalışıyorum? Soruyu sorarsam hayatın farklı olur. Ama soru sormasa hayatın yığınak olur. Öyle mızmız bir şahale şey gelir yani. Yassız tuzsuz bir işe yaramazsın. Yığılır altında ezilir. Kitap yüklü merkebe benzetiyor. Aynı zamanda sorular bazen yarım cevaptır bazen tam cevap oluyor. Misal bu kainat Allah mı yarattı sorusuna soru edası altında cevaba bakın. Değil mi? Cevap olan soruyu sorabilmektir. Evet bu kadar. Bunu niçin okuyoruz bu mevzuları? Dosturlar ne okuyorum? Kaliteli bir hayat yaşamak için. Başka? Müceditliğe muhatap olmak için. Başka? Neyi, nerede, nasıl, niçin yapacağımın bilgilerini elde etmek için. Yoksa okudun okudun, tamam okudun okudun. Tabii ki onun faydanı hali değil. Haşa yüz bin defa. İstiyorum ki kalıplara, o dikkat latifesi var ya, kalıplara okuduğumuz mevzular konsun ki onun adı tasnif olsun böyle altında ezilmeyelim. Ekser külliyatın çıkmasına da Sabri <laughs> ve Hulusi abinin soruları... Soruları olmuştur Sorularla külliyat Sorular evet. Mektubatın hemen hemen tamamı, tamamı e, Hulusi abinin soruları. Ve Refet abi, Sabri söylüyor, Sabri abi söylüyor, Hulusi abi söylüyor, Refet abi de var. Yani bu mevzuların diyor, bu mevzuların ortaya çıkmasına... Bu uzak. Hatta ben soru sormak diye toplama yapacağım inşallah soru sormak. Bir ara sual etmek diye şey yapmıştı. Osman abi bir ders yapmıştı. Ta korona zaman. Ha öyle mi? Bir şey abi, öyle soru sormak. Soru sormak ilzam etmek için değil ya. Sorduğumuz soruların ce cevaplarının yankılandığı yerdir. Ne sorarsan onu yaşıyorsun. Hayat fırsatını ne kabul eder? Günahlar fırsat kabul eder. Oysa imtihandır. Oysa istidat vesaire. Mesela bugün soru sordum kendim bak bir tane. Allah hastalıkları, musibetleri, savaşları niye veriyor? Olgunlaştırmak için diye. Olgunlaştırmak için. Kaldırırsanız hayat anlamsız olur onların. Arapça sual istemek demek Evet. Sual istemek zaten. Sual. İlimin en kemal hali nedir? Bilmediğini bilmek. Bilgiçlik taşlamamaktır. Bilmediğini bilmek. Ustad nasıl diyor onu? Vücudunda Adem, Adem'in de vücudu, vücudunu bilmektir. Kemalat bu. Adem'in de vücut, vücudunda Adem bilmek. Ne acayip şeyler ya. Öyle okuyoruz da işte. Okuyoruz. Tabii ki okuyacağız da benim derdim şu. Kendim niye farklıyım? Yani niye biz farklıyız diye bir şey küfranı nimet yapmayacaksın ya. Evet üzerimdeki elbise beni güzelleştirmiş ama benim değil. Ama yok canım nerede enayi güzellik, ha, bir ismi kaybetti de biz bulduk küfran nimet. Güya ama altına küfran nimeti düşüyorsun. Ama desen ki mektubata geçiyor. Var mı ya benim gibi güzel, var mı benim gibi bir adam? O da küfran nimet olur. Hem küfran nimeti olmasın, hem de enaniyet olmasın, o da şudur diyor. Evet güzellik var ortada ama o benim değildir, libasındır. Dolayısıyla liba, libası bana giydirenindir. Onun için hayatımızın farklı olmasının sebebi, Hayatımıza sorduğumuz sorulardan kaynaklanıyor. Zaten hayat sürekli soruyoruz da. <laughs> siz sadece şu anda o sorunun kalitesini arttırıp sorunuza soru sorun. Evet sorunuza bak. Hep zaten. Bilgine düşünceni düşünürsen. Düşünceni nereye döndürdün? Kendisini kendisine döndürürsen ilim olur. Düşünceyi bırakırsan bilgi olur. Düşündüğünü düşünürsen ilim olur. Tasdik olur diyoruz da. İlim denilen tasdik diyor şu alanda. İlim denilen tasdik. Çok tuhaf yani. Şimdi okuyorum. Konu bugüne hakkı bulduktan sonra e-hak için ihtilaf çıkarmamak, inisar zihniyet yapmamak konusu. 27. düstur. Gördünüz bilmiyorum. Bu sayfa kaç? 178. Şimdi onun vecizesini okuyorum. Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit. Bak efkar fikirlerini ve mesleğini hak bildiğin vakit. Mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Mektubat 265. Bu sanayide en iyi motor tamircisi kimdir? Senin ustan mı? Hayır, o karşıdaki ustadır. O zaman bu çocuk burada çalışamaz. En usta bu sanayide, en usta benim ustamdır. En usta benimdir. Şimdi o zaman nurculuk nedir? Bu mesleklerin içinde en güzelidir. Diğer meslekler nedir? güzeldir. Bu dinici cemaatlerin dışındakiler kötüdür. Mesela öyle mükemmeliyetçi fıtratlar var. Biraz durayım. Mükemmel için. Mükemmel, o kadar mükemmel ki her şeyi mükemmel gör, görmek istediği için o diğerleri en mükemmel değil de mükemmel olan veya iyi olan, doğru olanı eksik ve kusur görür. Şimdi diyelim ki dershane hayatında yaşa göre, konumuna göre, Allah'ın sırtına yüklediği manaya göre herkes diğer kardeşlere Taküm ederse, mer merkezli düşünürse, el mükemmeli ararsa o ne olur? E, ee, için ihtilaf eder. Hakkı bulduktan sonra e ehak yapmayacaksın. E hakkı kendi dünyanda yapacaksın. Hususi dünya yapacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırırken sahabe uzatmış. Ar arkada çocuğu, çocuğu olan kadın. Çocuk ağlamış vesaire. Yaşlı var, abdesti tutamaya var. Ya filani, umumi şeyde böyle yapma. Umumi kendi evinde istediğin kadar uzat demiş. E hak için ihtilaf etme. Hakkı bulduktan sonra. Bak ne diyor mesleğin haktır veya daha güzeldir deme hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir deme hakkın yok. Çünkü e hak burada. Hak burada. Batıl burada. E hak hiç medar yapma. Senin üstüsü dünyanın olsun. Hak bu. Geneldir. Cadde-i Kübra şey dedi, mektubatta geçiyor. Müzami ümmet cadde-i Kübra'da gider. Aynı yani böyle geçiyor muzami ümmet yani ümmetin genel meşru dairedeki yürüyüşü hareketi odur. Muzami ümmet cadde-i kübra budur. Ötekiler nedir? Suradır, inhraftır. Sok ara sokaklara girmek. Geçen bizim yaptığımız gibi ana caddeden çıktık, tıkalıdır diye daha sokağa bir girdik, daha betel kilitlendi. Her ana cadde açıldı. Navigasyona bakıyoruz. Ara sokak o o da açılacak ya. Yani. Ey talip hakikat Madem hakta ittifak e, hakla ihtilaftır. En güzelde ihtilaf yapacağız. Çünkü terakki olsun. Hatta ittifak var. Hakta ittifak var. Bazen ittifak edersek cemaat oluşuruz. E hakkı ele alırsak, en güzeli ölçü alıp onu merkeze koyarsak ihtilaf olur. Cemaat darmadağın olur. Ev duman olur. Psikolojim berbat olur. Şöyle bir şey sormak istiyorum da. O mükemmelle tutunabiliyor. Diğer kişiyle tutunamıyor. Kendisi de çok geriye düşmeye başlıyorsa ne yapacak abi? Kendi dünyasını ehakla zaten yapması lazım. Yapamıyor işte. Yani o umumi dünyada olması lazım ki o da ayağa kalksın. O yüzden istiyor ki onu. Bu bir hizmet hizmet yaparken seyru edafikum yürürken diyor aranızda en zayıf olanınız yürüyün. Yani e, kendin gibi bir adam ararsan ehakı ısrar edersen yalnız kalırsın kimse seninle gelmez. Mecbur değil. İnan mecbur değil. Kalırsın yalnız. Bak bu saçın beyazladı. O, bu modelleri o kadar gördüm ki. Vallahi doludur. Şu anda vakıf dahi olsa vakıf var. Abdurrahman bilir birkaç tanesini belki. Yalnızlaştı. Kimse, hiçbir tane vakıf yok yani. Niye? En iyi, en mükemmel. Yalnızlaştı. Bugün mesela uygulayalım. En kucaklayıcı, en kapsayıcı en tutucu abilerden söyleyeyim. Sungur abi. Bunun kadar gene kapsayıcı. Dolayısıyla bu nurun hizmetinde hissesi ziyade olan bir insan azdır. Filipinlere kadar şey kadar. Ötekisi diyelim. Bunun kadar kucaklayıcı umumu olmayınca en mükemmel artık. Olmuyor. Sungur abi demişti böyle. çok iyi hatırlıyorum. Bak ben şeyle hareket ediyorum Zübeyir abiyle. Dedi kardeş herkes kendi kendi şeyinde hareket etsin. Kendi kendi mesleğinde bulunduğu yerde hareket etsin. Kendi yönünde hareket etsin. Hepsini ni yerde bir yığacaksın? E hak arayanlar hakkı da kaybettiler biliyor musun? Çünkü yalnızlaştırılmış asır yalnız kalırsın. Ben mesela şöyle diyeyim. Ben kendim gibi istesem ne olur? Bir hayalet, Yalnızlaşır. Bir, bir, birkaç gün beni sabredersiniz. Birkaç veya zoraki iyi Ondan sonra bir fırsat olursa vurursunuz tekmeyi veya çekip gider adam. Öyledir yani dayanamazsın ki. Sahabede uygulayın. Hangi sahabeydi tek başına yaşadı, sahabenin içinde tek yaşadı, her şey muhalefet etti. En mükemmel aradı, ona dedi ki sen yalnız yaşayacaksın, yalnız bulunacaksın, yalnız öleceksin. Kimdi o? Ebu Zer, Ebu Zer Gıfari. Yalnız yaşadı. Sahabe bir tane elbise giymiş. Sahabe. Giymiş ya. Yani. Gitmiş yırtmış. Allah Resulü böyle dedi böyle taze elbise mi giydi ya sen giyiyorsun diye. yani sen tutmuş yani. Giyemezsin dedi. E hak o. Yanlış değil. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir çocuğun, kuşu vefat eden bir Yahudi çocuğunun tazisine gitti. Vallahi ben, ben gitmem ya. Acayip bir şey. Ganimette bir sahabesine değil. Hiç akıl almıyor yani. Daha yeni muhtedi olacak bir zata. Şu vadideki şu hayvanları istemez misin dedi. Vesaire. Ve aklımız almıyor. Allah Resulü'nün hayatına bakın. Özel hayatına bakın. Ee, Allah'a şükredecek bir kul olmayayım mı Ya işi diyor. Sabaha kadar namaz kılıyor. Öteki tarafta diyor ki e, sabaha kadar ibadet yapıp eşine gitmeyenin şikayetini dinlemiş Peygamber aleyhissalatü vesselam Ya filani ben peygamberim, Resulüm. Ben de ibadet yaparım, oruç tutarım. O sabaha kadar ibadet yapıyor, sabah da oruç tutuyor. Özel hayatı hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey hiçbir tanımlama olmamış. Ondan sonra ticarete yapmıyor bu sefer eşik şikayet et değil yani böyle rahat olacaksın. Hakta ittifak olur. Bak cadde-i kübra, umumi yol, muzammi ümmet cadde-i kübra'da gider. E hususi yaptın mı? O yalnızlaşırsın. İnan hiç kimse bir şey olmaz sana olur. Tekte ne olur biliyor musun? 10 sene mağarada kalmış. 10 sene kalacağım değil bütün eşyasını satmış, tasadduk etmiş Gazali. Artık demiş, baki ömrümü Allah vereceğim mağarada kalmış. Tamam Gazali'nin bak şeyini söylüyor. Fakat 10 sene dayanabilmiş. Mağaradan çıkmış, beyanat veriyor. iki tane beyanat. Diyor ki, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim mağaradan çıkmazdım. İkinci cümlesi, her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Demek ki umumi cadde kübra muza mümmet ustad. Hususi şeylere giriyor diyor tasavvuftaki şey. Ama nurun içinde de, de tasavvufçular var. Tasavvufçular var. Ta, tasavvuf yapıyor. Ben merkezli. Esas bu olacak. Yok ya. Hakkı koru. Hatta dusturlar korunsun. E hakkı bırak ya. Şimdi onu arayacak zamanda değiliz diyor Lüsa abi de. Barla'da. Bunu teferruatı arayacak zamanda değiliz. Beş vakit namazını kıl diyor. Akabindeki tesbihat yap. Yedi kebairi terk et. Tamam. Yapamadığın zaman diyor. Evlat esken Risale'nin okuduğunu say. Öyle demiyor Şimdi ama ben öyle mi yapıyorum? Yok. İsrail ediyorum, Hizbul Kuran oku. Hizbul Akayki Nure'yi oku. Her gün şunu yap. Olmuyor işte. Be. Demek ki biraz hissiyatımıza farklı oluyor. Ey talibi hakikat. Madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır. Bazen hak ehaktan ehaktır. Hem de olur. Hasan ah senden ah sen. Sözler 718 bazen böyle ihtilafa, sıkıntılara vesile oluyor. Olunca da güya daha iyi olacak diye, daha iyi olacak diye en iyisini ararken iyisini de kaybediyoruz veya kaybettiriyoruz. Bu sefer ne oluyor? En güzel olsun diye güzeli de gidiyor. Üçüncü cümle. Ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliği ima eden yani başkasının mesleğini derken dini cemaat arasında değil. Biz ilk önce kendimize, ailemize işte dinleyen varsa ailesine. Biz ise aile olan şu dershane hayatında ona göre düşün bak. Ve haklı her meslek sahibinin haklısın tamam. Başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise Mesleğim haktır yahut daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden... ...hak yalnız benim mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf dostluğunu rehber etmek. Lemalar 151. Güzel benim meşrebimdir diyemez e, olan insaf dostluğu. İnsaf ne demek? Nısıftan geliyor. Yani iki tarafa da açıyor. Haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise dokunmayacaksın başkasının mesleğine. Umumi gidişata zarar olmadıktan sonra dokunmayacaksın. Mesleğim haktır veya daha güzeldir diyebilir. Daha güzeldir diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliği ima eden yani onu itham edecek hak yalnız benim mesleğimdir veya güzel veya güzel benim meşrebimdir. Yani cemaat içinde ne oluyor? Bütün o kızgınlar Meslek sorunu yok. Nurculuk sorunu yok. Çok şükür. Hiçbir tane grubun da yok. Ne sorunu var? Meşrep sorunu var. Meşrebi meslek yapan, bak bir daha. Meşrebini meslek yapan, mesleğini de din yapar. Bu böyledir. Adam e, dini cemaatını din gibi görüyor. Niçin görüyor? Meslek. Meslekle meşrebi farkı söyleyeyim. Meslek nurculuktur bizde. So, meşrep nedir? M bu başrapa işte. Bununla dereden su alıyorum, kazandan alıyorum, küple alıyorum vesaire. Bu meşreptir, maşrapa. Ha bu cemaatin içinde benim seviyem bu. Bana cana bak böyle bir vazife vermiş. Bu kadar biliyorum. Herkese nasıl derim ya sen de böyle yap, böyle şey yap. Yok, yapabilen bunu yapar, yapamayan. Çünkü mutadid daireler var diyor. Yapamayadığın zaman dışarı atma diyor kastamada değil. O mesti, o meşrepte, o makamda olmayan o sıfatı gösteremez diye Hepsini ne atıyorsun ya? Yani? Hatta hata yaptığı zaman atmayın dışarıya diyor. Dairenin içini muhafaza etmeye çalışın diyor. Çünkü bu dairenin bu mesleğin diyor. Daireleri çoktur. Dostlar var, kardeşler var, talebeler var, hastalar var, eh, eh, hasa has var, erkanlar var, rükünler var. Rükünler erkanlar en yani son er, erkanlar var. E, bir Hemen bir şey gördüğümüz zaman ya bu zarar veriyor veya bu bizden değildir. Kimdenim ya? bizden değil. O diyor ki bizden değil. Ben senden de değilim. Zındık da diyor ki bizden değil diyor. O insan şaşırıyor. Ben hakikaten neredeyim? soruyor. Yani vallahi böyle yapan nerededir biliyor musun? Nurculukta değildir de nerede olduğunu bilmiyor. Kim olursa olsun. Yani kendisini sorgulayacak, insanları sor sorgulamayacak. Yapacağını, yapacak vazifesini, e hakkı istemeyecek. Hatta ittifak edecek. E, meslek nurculuktur. Meşrep senin kabiliyetindir, istidadındır. Ben bu cemaatin içinde bunu yapabiliyorum. Gücüm bu kadar yetişiyor. Bu, 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 benim işim bu. Bu kadar yapabiliyorum. Dolayısıyla biz cemaat içinde meşrep sahibiz. Meşrep. Cemaatimiz meslektir. Dinimiz dindir. Ha, eğer bunu karıştırırsak, meşrebini esas yapan, meslek olarak gören, mesleğini de din görür. Aktarılıyor ya. Meşrep. Çık yukarıya meslek, çık yukarıya din. Meşrebim, Meslek olan otomatik de mesleği de din olacak. Ne yani Uygulayayım. Benim anladığım nurculuk, nurculuğun kendisidir dersem, o zaman nurculuk da din olur. Yani o kadar atmış oluyorsun, ileriye atıyorsun. Bile, bilerek veya bilmeyerek. 28. dustur. Her doğruyu her yerde söylememek. Okuyorum. Vecizesini. Ama cümlenin içine bak. Her doğruyu, bak doğru ha yanlış demiyor. Doğru her yerde yani bir yerde denilmez demiyor bak her yerde deme de her yerde deme. Denilecek yere de vecizeler 3 tane. Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam. Bak zira senin gibi. Senin gibi sen niyeti halissin. Ama niyeti halis olmayan bir adam. Nasihatı bazen damara dokundurur Aksül amel yapar. Mektubat 265 böyle e, cemaat içinde bir de şey var cemaat içinde e, insanları eleştirmek düzeltmeye çalışmak İmam Ali diyor ha bu laga kitabında diyor cemaat içinde insanların kusurunu ya kardeş öyle yapma e, doğru ha doğru söylüyorsun öyle deme cemaat içinde e, onu düzeltmeye çalış eleştir yapmak Tahrip olan tenkittir. Hiç kimse kabul etmez. Onun usulu var. Kim? Kime? Sen kimsin? O kim? Neyi ne zaman diyeceğini, ikaz edeceğini şey yapalım. Paldır küldür. Ooo Mehmet şey yapıyorsun, böyle yapıyorsun kardeşim. Bu cemaat içinde delil mi? Şimdi o düzeltmek midir? Aşağılamaktır. Peki desen ki, Gene altında söylüyor ha bu legal kitabında. Diyor ki, ya ben benim hoşuma gitmiyor doktor. E, senin bu söylediğin veya şu hareketin e, nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum ama hoşuma gitmiyor. İmam Ali diyor ki, çare sunulmayan tenkit tahriptir. Çaresi ama bak ben böyle gördüm senden. Ama doğrusu böyle yazıyormuş. husus geçersin yanına Musait'i söylersin. Mesela bir konuşmacı seminer veriyor adam mikrofonu aldın, paldül küldür adama giydiriyorsun. Yani olmaz ki. O da edep değil. Yani bak orada olsa bile değil hizmette. Paldül küldür olur mu? Yani paldül küldür adamların işidir tabii o zaman. Olmaz mı? Olur tabii ya. İnsan hatadan hali değil ki ya. Olur ama hayatının geneli olmaz. Yani burada bu hatalar varsa at çöp anlamında değil abiler. Kardeşler. Yani bu e, muvazene amal ya Allah bile biz hasenat yaptık. Koy cennete bir günah yaptı. Koy mi yapmıyor. Sebap ve hasenat. Muvazene ediyor. Hangisi galip? Yani burada bu olmaz. Bunu yaptığını attın. Öyle bir şey yok ha bu derste. E hakla hakkı da öyle. Burada da öyle. E yaptı. E yaptıysa e, hayatında daimi midir? Devamlı mı yapıyor? Yok. E düştü. Hatay'a Hatayı bir Allah affediyor. Sen, kim? Ben kimim ya? Ustad da diyor ki insan hatadan ali değil. İnsan hata yapar. Kastamonu'da. Musamaha ile davranınız. Niye ustadım? Herkes aynı meşrepte olmaz diyor. Sen diyorsun ki bir kazanın suyunu bardağa sıkıştır. Adamın kabı bunun gibi. Adamın kabı bunun gibi. Adamın kabı bunun gibi. Bunlar bu aynı mı? Herkes bir meşrepte olmaz. Musamaha ile davranınız diyor. Şey yaparak, tenkit ederek muhalif safa atmayınız diyor. acayip ya külliyat. Ha bir daha söylüyorum üç defa. Bu var. Bu hat oldu diye adam safın dışı mı? Hayır. Bu dersi ne yapıyoruz? Soruyu başta şey sorduk ya. Hayatımızın kalitesini yükseltmek için bu bilgileri kullanmak için okuyoruz. Dersin bir 5-6 dakikasını bunun için yaptım. Hayatın kalitesini yükseltmek istiyorsan hayatına ciddi güzel sorular sor. Cevaplar görülecek. İşte bu bu hayatımıza biz dershanede niye bulunuyoruz? Bu dünyada niçin bulunuyoruz? O soruyu sorabilmenin içine girecek şeyler. Eğer soru soramayan adam varsa Risale-i Nur dersinden de anlamaz, okumaktan da anlamaz. İhtiyaç yok ki. İhtiyaç hissetmeyene o vurur, vurur geçer. Her söylediğin hak olmalı fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yok. Çünkü halis olmasa suyu tesir eder. Hak, haksızlıkla sarf olur. Hutbe-i Şami 50. Mesela diyelim ki ben Söylüyorum ama seni ezmek için söylüyorum. Yani tek cevabı yok doktor bunun. Yani çünküsi var ya halisi olmasa suyu tesir eder. Hemen sorsanız abi karşıya mı tesir eder konuşana mı? Mesela diyelim ki ben e, sana karşı damarım var. Ama bir fırsat bulmuyorum. Tam bir buluyorum böyle fırsat. Ne ya? Ne yapıyorsun ya? He? Hep zaten sen öylesin. Bak bir tek hatayla Hayatını genelliyorum. Sen zaten hep böylesin. Hep böyle yapıyorsun zaten. Bak halis olmasa suyu tesir eder. Halis olmasa açık olsun bu Abdurrahman kapı. Halis olmasa suyu tesir eder. Ben halis olmasa suyu tesir eder. O halis olmasa suyu tesir eder. Suyu yani. Ters olur. Hak ne olur o zaman ortada olan, söylenen doğru bir şeydi. Haksızlıkla sarf olur. Alamet olur. Yani birbirini ezmekte birbirimizi ezmekte, galip gelmekte Risale-i Nur'u papağan gibi kullanırız. Ah, ah böyle cevap verdim. <laughs> bunu da verdim. <laughs> bunu da söyle. Ha, bunu da söyle hadi bakalım. He, sen ha, bunu da söyle. Ha. An bak buna ne diyeceksin gibi haksızlıkta kullanılmış olur. Atıf yapabilir miyim abi? Ya. Şu anlar 319. Asıl hüner kardeşini fena gördüğün vakit onu terk etmek değil. Belki daha ziyade kuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak ehli sadakatin şenidir. Ya. Ama hemen ben. Bu zaten var ya. Bu zaten başımızı derde sokandır diye veya hemen veriyor. Muhabbetini ziyadeleştir bir de. Ama lütfen Allah rızası için ben kendim için söylüyorum. Ben ya Rab bana da böyle yap söylediğimi. Bu sözümüzü birilerine böyle yapma değil değil. Biz yapmayacağız diye olmalı bu. Yani birbirimize kusur görünce atmayacağız yani atmamamız lazım. Elma bir şey yaptı, at böyle. Karşı taraf bu hakikati alıp amel etsin diye değil, ben alıp amel etmek için. Yani, tabii en azından böyle, e, böyle bir ders verme makamında değil ya. Son cümlemiz. Risale-i Nur'un bir kerametidir ki, ata et, arslanı ot atmaz. Belki ata ot, arslana et atar ki niye? Aslan hocaya İhlas Risalesini verdi. Lemalar 265. O Aslan hocaya ha, O Aslan hocaya, hocaya İhlas Risalesini verdi. Bu hoca kimdir? Hatırlayan var mı? Veren kim? Vehbi -ve hoca. Ve hoca. Konya. Konyalı Vehbi hoca. Veren kim? Ümmi. Okuma yazması olmayan. Evet. Abdul Abdülcevazlı kim? Bekir Efendi ümmi olmasına rağmen bir şehrin intibana vesile olmuş. O işte o vermiş orada müftüymüş yani. O götürmüş. Ko Konya'ya gitmemiş yani. Konyalı da ona demiş ki okuma bilmiyor ya. Okuma bilmiyor demiş ki eslama esnafa gidermiş. Nasıl uyandırmış? Bir şehri tek tek uyandırmış? Şehri uyandıranları uyandırmış. Gitti müftüye gitmiş. Demiş ki hocam ben demiş okuma yazmam yok. Böyle bir kitap oku, elime geçti. Bana bir paragraf okur musun? Bana bir paragraf. Vehbi Tanzer'e gitmiş. Ha o da öyle. Gitmiş demiş bir tane zat çıkmış. Bence zaman diyorlar. Bir kitap yazmış. Bize verdiler. Bir bakar mısın da demiş. Ha bu bu bu, bu Ali Rıza Efendi mi ne? Bu Ali Rıza Efendi galiba. Tefsir yazan. Şey. Ha yok. Vehbi Efendi tefsir yazan. İsparta'nın uyanmasına vesile olan müftü. İkisi ayrı şey. He. Şimdi o şeye gitmiş. E, Vehbi Efendi'ye tefsir yapana. Demiş Said Nursi çıktı. Müftü ayrı demiş. Müftiye şey. E, İspartan'ın. Ya ben dedi okuyamıyorum dedi. Ben dedi önüme gelene söylüyorum. Ama bana bir paragraf. Bana bir paragraf. Bunu okur musun dedi falan. Ya demiş ya müftü bu, bu makama geldi. Adama bir ne var yani. Eski insaf ya. İyi okuyayım da bu ihtiyar adama. şey işte okuma yazma. Tam ver demiş efendi. Yani, ver. bir paragrafını okuyayım sana. Gel. Oturdu. Ola okudu. Allah Allah. Çok hoşuna gitti. Biraz daha, biraz daha, biraz daha demiş. Otur hele demiş ya. Ondan sonra adam sahip çıkmış demiş ki ya. İhlas salesi ya. Müfessir yani. Ötekisi de müftü. Gidermiş esnafa. Ya demiş kardeşim. Bana bir paragraf okum. Okuması, yazması olan o demircidir, şeydir bilmem ne. Manifaturacıdır okuttururmuş ve intiba gelmiş İsparta. bir şehrin intibana tek tek değil intibana vesile olacak şey taşları köşe taşlarını buluyormuş paldır küldür değil müftüye gidiyor o bilmem Mustafa gidiyor o bilmem nereye gidiyor ha? topluma mal olacak şahıslara gidiyor öyle diye okumuştu o aslan hocaya ihlas risalesini verdi ne demiş biliyor musun Vehbi Efendi, ben bu ihlas Risalesi'ni okumuş olsaydım tefsiri yazmazdım. Burada kesiyorum. Vahir va'hum vahu menilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temas